Merhaba öğrencilerim, coğrafya dersine hoş geldiniz. Sizlerle beraber bir önceki ders kaydımızda 24. föyü görmüştük. 24. föyde sizlerle ilk olarak küresel ve bölgesel örgütlerin bu şeması üzerinden konuşmuştuk. Bu şemanın girişini yaptıktan sonra küresel örgütlere değinmiştik. İlk olarak da küresel örgütlerden Birleşmiş Milletler örgütü hakkında geniş çaplı olarak size bilgi vermiştik. Sonraki bölümde ise İslam İşbirliği Teşkilatı hakkında bilgi vermiştik. Küresel örgütlerden bu iki örgütümüzü detaylı olarak sizlere bir önceki ders kaydımızda anlatmıştık. Şimdi ise kaldığımız yer olan askeri örgütlerden olan Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü NATO'dan bahsedeceğiz sizlere. Bu dersimiz boyunca belirli süre içinde gidebileceğimiz kadar örgütleri tanımaya çalışacağız. Askeri örgütler içinde en önemli arz edenlerden biri olan, belki de en önemlisi olan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani NATO'yu biraz daha geniş çaplı olarak sizlere almaya çalışacağız. Evet, NATO'yu anlatmakla başlayalım sizlere hemen. Evet, NATO örgütü 1949 yılında ABD, Kanada, Belçika, Hollanda, İngiltere, Fransa, İtalya, Danimarka, İzlanda, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz tarafından kurulmuş bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu örgütün öncelikle neden kurulduğundan bahsetmek lazım. Bir askeri örgüt olarak kuruluyor. NATO ve 1949 yılında kuruluyor. Bu tarih 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki tarihe denk geliyor. 2. Dünya Savaşı bittikten hemen sonra dünyada iki farklı güç meydana geliyor. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri ise Sovyetler Birliği. Sizin bildiğiniz üzere şu anki ismiyle Rusya olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki devlet büyük güce sahip olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya siyasetinde önemli rol oynamaya başlıyorlar. Bu süreç takdirinde Rusya'nın yaymak istediği ideolojik fikirleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın bu yaymak istedikleri ideolojik fikirleri engelleme gibi bir durumu söz konusu oluyor. İki ülkenin de farklı rolleri oluyor. Bu süreç nazarında Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Batı Avrupa'da özellikle Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan ülkelerde yayılmacı bir politika izlemesini engellemek istiyor. Bir nevi Batı Avrupa ülkeleri, Kuzey Batı Avrupa ülkelerini özellikle Rusya'nın bu yayılmacı politikasını engelleyip Rusya'nın buralarda güç sahibi olup aynı zamanda buralardaki elde ettiği gücü tüm dünyaya karşı kullanmasını engellemek istiyor. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde Batı, Kuzey Batı Avrupa ülkelerine aralarında bir askeri anlaşma imzalıyorlar. Bu askeri anlaşma Rusya yani Sovyetler Birliği'ne karşı o dönemde bu ülkeleri koruma amaçlı yapılmış bir anlaşma. Tabii bu amaçla anılmıyor. Askeri bir örgüt olmasına rağmen işte biz Rusya'dan korunmak için oluşturduğumuz bir örgüt değil. Asıl olarak örgütün ana teması olan üye ülkelerin özgürlüklerini ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kuruluyor. Dediğimiz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'nın Batı Avrupa'da, Kuzey Batı Avrupa'da yayılmasını, ideolojik fikirlerini, özellikle komünizmini yazmasını engellemek için Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Batı Avrupa ülkelerini güvenliğini sağlamak amacıyla NATO dediğimiz askeri örgütü kuruyorlar. Bu örgütün amacı tam olarak bu. Şöyle de bir amblemi var, böyle havalı bir amblemi. Daire var, ortasında bir pusula var. Bu pusula aynı yönde hareket ettiklerini gösteriyor. Amblemden çıkaracağımız bu daire hep birlikte anlamı taşırken pusula da aynı yönde hareket ettiklerini gösteriyor. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun. NATO'nun detaylarını incelemeye devam edelim. Evet, detaylarına baktığımız zaman Kuzey Atlantik Konseyi dediğimiz bir konsey var. Nasıl Birleşmiş Milletler'in kendi içinde konseyleri, bölümleri, organları varsa NATO'nun da kendi içinde organları var. Birleşmiş Milletler'in mesela Güvenlik Konseyi son derece önem arz eden bir kavramıydı. Kuzey Atlantik Konseyi ise NATO'nun önem arz eden kavramı olarak karşımıza çıkacak. Kuzey Atlantik Konseyi'nde yılda 2 veya 3 kez üye ülkelerin dışişleri bakanları, bazı durumlarda ise başbakanların katılımlarıyla merkez olan Brüksel'de toplanıyor olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Kuzey Atlantik Örgütü'nün Savunma Planlama Komitesi var. Bu da sivil alandaki konularla ilgileniyor. Askeri alan değil. Sadece sivil durumlarda, toplumsal durumlarla ilgilenen komitesinin adı da Savunma Planlama Komitesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, diğer önemli olan aslında kuruluşun temelini oluşturan askeri örgütlenme olayı var NATO'nun içinde. NATO'ya bağlı barış kuvvetleri olarak geçiyor bunlar. NATO ülkelerinin üye ülkelerinin oluşturduğu askeri birlikler olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın birçok yerinde NATO'ya bağlı
ülkelerin oluşturduğu askeri örgütler birçok alanda, birçok çatışma bölgesinde yer almış. Burada hangi alanlarda, hangi çatışma bölgelerinde yer aldığını görüyoruz. Suriye'deki Golan tepelerinden Afganistan'a kadar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne kadar birçok yerde Kuzey Atlantik Paktı'na bağlı olarak kurulmuş, NATO'ya bağlı olarak oluşturulmuş barış güçlerinin görev aldığını görebiliyoruz. Hatta burada Kıbrıs da var 1964. Burada da yine NATO güçleri etkili bir şekilde görev almış. NATO'ya bağlı olan ülkelere ait askerler bu bölgede önemli bir şekilde görev almış, çatışmaları engellemiş ya da çatışma durumunda bulunmuş olarak karşımıza çıkıyor. Evet, NATO içinde yer alan bazı ülkeler var. Bunlar ordularıyla dikkat çeken güçlü ülkeler. Mesela bunlardan biri Fransa. Fakat Fransa belli bir dönemde NATO'nun askeri kanadından ayrıldı. Yani askeri olarak NATO'ya güç vermeyeceğini belirtti. Bundan bahsetmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği politikadan rahatsız olmuş. Aynı şekilde Türkiye'nin 1964 yıllarında Kıbrıs'a yaptığı barış harekatından rahatsız olan Yunanistan'da askeri olarak NATO'dan ayrıldığını belirtmiş. Tabi bunlar siyasi durumlara göre, güncel siyasi durumlara göre değişiklik gösteren durumlar. 2009 yılında nitekim ki Fransa geri dönmüş. 1980 yılında da tekrardan Yunanistan NATO'nun askeri kanadına geri dönmüş. Bunlar ekstra olarak not olarak karşımıza çıkabilir. Aklınızda kalmasında yarar var. Burada önemli olarak nokta olarak bilmeniz gereken şu: bu ülkeler NATO'dan ayrılmıyor. Sadece askeri konuda NATO'ya destek vermeyeceklerini belli bir süre bundan bahsediyorlar. Askeri kanadından ayrılıyorlar. NATO'dan ayrılma söz konusu değil. Bu size böyle yanıltıcı soru olarak karşımıza çıkabilir. Onun için bu ülkeler Fransa, Yunanistan NATO'dan ayrılmıyor. Sadece asker konusunda bir kısıtlamaya gidiyor diye aklınızda not edinebilirsiniz. Bizim ülkemizden bahsedelim. Biz NATO'ya 1952 yılında giriş yapmışız. 1909 yılında kurulan bir örgüte biz 52 yılında girmişiz. Yani ilk dahil olan ülkelerden biri olarak kendimizden bahsedebiliriz. NATO'ya girebilmemiz gerekiyordu bu dönemde. Çünkü 1950'li yıllarda çok güçlü bir ülke değildik. İki başlı bir dünya düzeni vardı. Bu iki baştan birinin yanında yer almak zorundaydık. Bu maaşta biz kendimizi NATO'nun kanadında yer almaya daha uygun gördük. Özellikle buraya girebilmek için Kuzey Kore, Güney Kore Savaşı'nda Güney Kore tarafında yer alıp Kore'de savaşa dahil olduk ve büyük başarı gösterdik. Bu gösterdiğimiz büyük başarı, Kore Savaşı'ndaki büyük başarı bizim NATO'ya girişimizi hızlandırdı. Hatta girmemize de sebep oldu. Bunu da bu şekilde not olarak aklınızda tutabilirsiniz. Tabi tarih derslerinde bunun detaylarını hocaların size anlatır. Ama Kore Savaşı'nın NATO'ya girmemizde büyük bir önem arz ettiğini bilelim. Biz NATO'ya girmek için ekstra olarak Kore'de savaşmamız da gerekmiştir diye de aklınızda tutabilirsiniz. Diğer bir örgütümüze geçelim. Evet, bir sonraki örgütümüz ekonomik örgütler. Küresel ekonomik örgütler içinde petrol ihraç eden ülkeler birliği, diğer adıyla OPEC olarak karşımıza çıkıyor. Dünyadaki en önemli fosil yakıtlardan biri, enerjinin çok fazla önem arz ettiği, özellikle motorlu taşıtlar için büyük önem arz eden enerji kaynaklarından biri olan petrolden bahsedeceğiz. Petrolü elinde bulunduran ülkelerin bunun ihracatını yapacak kadar fazla rezervi bulunan ülkelerin oluşturduğu bir ekonomik kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde petrolün çıkarıldığı alanlar belli alanlar, belli büyüklükteki rezerv alanları var. Bunlardan en önemlisi Orta Doğu adını verdiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Irak, İran, Kuveyt, Bahreyn gibi Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu alan. Onun dışında Kuzey Afrika ülkelerini, Cezayir'i, Tunus, Libya'yı bu alanı görebiliriz. Venezuela'yı görebiliriz. Amerika, Orta Amerika'da, Güney Amerika'nın hemen en üst kısmında. Bu alanlar önemli petrol alanları. Yine Karayip Denizi, yine Endonezya çevresi. Buralar petrol alanları olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın en önemli fosil yakıtını elinde bulunan bu ülkeler ise bunu kullanmak amacıyla, daha önemli bir hale getirmek amacıyla birbirleriyle iş birliğine gidiyorlar. Bu amaçla petrol ihraç eden ülkeler birliğini kuruyorlar. Bu ülkelere beraber bir bakalım. Bu ülkelere bakmadan hemen kuruluş tarihinden bahsetmiş. 1960'ta Bağdat'ta toplanmışlar. Bir konferans sonucu böyle bir örgüt kurmaya karar vermişler. Kim bunlar? Rezerv bakımından çok önem arz eden, petrol rezervi elinde bulunan, büyük petrol rezervleri elinde bulunan ülkeler. Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela olarak, Orta Doğu'nun dışında Venezuela olarak bu ülkeler bir araya geliyor. Bağdat'ta böyle bir örgüt kurma kararı alıyorlar. Bunun dışında sonradan örgüte diğer petrol rezervi fazla olan, petrol ihracatı yapabilecek ülkeler katılıyor. Kimler onlar? Katar, Libya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya olarak petrol ihraç eden ülkelere katılımını gerçekleştiriyorlar. İlk olarak aldıkları karar ilginç.
Petrol ihraç eden ülkelerin ilk olarak aldıkları karar petrol fiyatlarını arttırmak oluyor. Özellikle kendi petrollerine güveniyorlar. Kendi petrollerinin kalitesine güveniyorlar. Bu nedenle petrol fiyatlarını ilk olarak arttırma kararı alıyor. OPEC'in ilk aldığı karar olarak da bu karşımıza çıkacak. Bunun dışında örgütle ilgili bilgi vermeye devam edelim. Bizim bu örgüte katılma durumumuz yok. Zaten petrol ihraç edecek kadar petrol rezervine sahip değiliz. Petrolü genellikle diğer fosil yakıtlarda olduğu gibi, doğalgazda olduğu gibi ithal ediyoruz. Bu örgüte katılma durumumuz yok. Bu örgütün yakınında bir coğrafyada yer alıyoruz. Anadolu Yarımadası'nda hemen bizim güneyimizde yer alan bir rezerv alanı aslında petrol ihraç eden ülkelerin alanı. Bizim için yine de önemli bir kuruluş. Çünkü bu ülkelerin petrollerini diğer alana nakledilmesi konusunda bir köprü görevi görebiliyoruz. Evet, 30 Kasım 2016'da Endonezya'nın üyeliği askıya alınmış. Bundan bahsetmiş ekstra bilgiler olarak. Bu örgütle ilgili olarak aktarabileceklerimiz Türkiye ile ilgili olarak bilgileri verdikten sonra bu kadar diyoruz. Sıradaki örgütümüze bir bakalım. Evet, diğer örgütümüzün adı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD adıyla anılan bir örgütümüz. Bu örgütümüz de kurulumu ta eskilere dayanan bir örgüt. 1948 yılında yani yine 2. Dünya Savaşı'nın ardından kurulmuş bir örgüt. Nasıl askeri olarak 2. Dünya Savaşı arası 2. Dünya Savaşı'nın ardından askeri olarak Avrupa ülkelerini koruma amaçlı yapılan örgüt NATO kurulduysa, ekonomik amaçlı Avrupa ülkelerini korumak amaçlı da OECD adlı bu örgüt, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü kurulmuştur diyebiliriz. 16 tane Batı Avrupa ülkesini ele alıyor bu örgüt. Özellikle Amerikan Başkanı Marshall'ın ekonomik olarak yaptıkları Batı Avrupalı ülkelere yaptıkları parasal yardımlarla kurulmaya başlamış bu örgüt. Bu örgüt önem arz eden bir örgüt. Bu örgüt içinde biz de yer alıyoruz. Diğer bilgilerine bakalım bu örgüt. Evet, örgüt başlangıçta Avrupa Ekonomik İşbirliği adında devam ediyor. Tabi Amerikan yardımlarıyla. Fakat daha sonradan 1961 yılında kendi ihtiyaçlarını döndüremiyor ve örgütün kurulmasında ön ayak olan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın katılımıyla bugünkü ismini alıyor bu örgütümüz. Merkezi Paris, nasıl Birleşmiş Milletler'in merkezi New York ve Cenevre'den oluşuyorsa bunların merkezi de Paris olarak karşımıza çıkıyor. Örgüt günümüzde küreselleşme, globalleşme, sürdürülebilir kalkınma ve insani gelişim konularda çalışma yapmakta. Yani dünya içindeki aslında ekonomik olarak kalkınmayı sağlayacak o küreselleşmeyi sağlıyor bu örgütümüz diyebiliriz. Onun dışında örgütün diğer olarak eğitimsizlik, sağlık, barınma, insan hakları konularında da raporlar hazırlayarak dünya kamuoyuna sürüyor. Bu amaçla ekonomik olarak neler yapabileceğini düşündürmeye çalışıyor veya çözüm yolu bulmaya çalışan bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gelişen 8 ülke diğer örgütümüzün adı gelişen 8 diye olarak da adlandırılabiliyor bu örgütümüz. D8 örgütü dünya çapında işte bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki bu sürekli örgütleşmeler, ekonomik örgütleşmeler, siyasi örgütleşmelere gelişen 8 örgüt adını verdiğimiz bu örgütte kalışıyor. Ne oluyor bu D8 İngilizce tabiriyle? Şöyle oluyor. Müslümanların oluşturduğu, genellikle büyük kısmını Müslümanların oluşturduğu, gelişmekte olan, gelişmeye çalışan ülkeleri barındıran bir örgüt. Temelini 1996 yılında Ekim ayında Necmettin Erbakan'ın davetiyle üye ülkelerin temsilcilerin katılmasıyla İstanbul'da atıyor bu örgüt. Ülkemizin yönetiminde, hükümdarında yer alan hükümetinde yer alan o dönemin önemli siyasetçilerinden biri olan Necmettin Erbakan'ın adımlarıyla böyle bir girişimde bulunuyor. Bu örgüt İslam Birliği hedefiyle yola çıkmakta. Onun dışında Soğuk Savaş döneminde iki başlı dünya düzeni vardı. Bu iki başlı dünya düzeni içinde kendilerine bağımsızlığını, kendi bağımsızlığını sağlayıp kendilerini geliştirmek için uğraşan ülkeler olarak da adlandırabiliriz bu gelişen 8 ülkeyi. Ama genellikle temelini Müslümanların oluşturduğu, Müslümanların gelişmesine yönelik olarak Müslüman çerçevesinde, İslam çerçevesinde hareket eden bir örgüt olarak da düşünebiliriz bu örgütü. Ama temelinde bu iki başlı dünya düzeninden bağımsızlığını sağlayarak kendi gelişme kültürünü, kalkınma kültürünü sağlamaya çalışan ülkeler olarak da adlandırabiliriz. Fikrin öncülüğünü Necmettin Erbakan'ın yaptığında tekrar kitabımız belirtmiş burada. Detaylarına bakalım. Evet, örgütün bazı detayları var. 6 yıldız temel ilkesi. Barış diyor, diyalog diyor, adalet diyor, eşitlik diyor, işbirliği diyor, insan hakları, hürriyet ve demokrasi ülkenin örgütün temel
6 yıldız adını verdiği ilkeleri, bu ilkeler ışığında hareket eden bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. 9 zirvesinden bahsetmişler. Bu eski tarih, 2017'de en son tarihinde, toplanma tarihinden bahsetmiş. Bunun dışında tabii ki 2017'den sonra da yine toplanma tarihleri olmuştur diyeceğiz. G20 örgütünden bahsedeceğiz. Biraz ilginç bir örgüt aslında bu örgüt. Gelişen 20 ülke adını da alabiliriz bu örgütten bahsederken. 1970'li yıllarında başlayan petrol krizlerinin dünya önde gelen sanayileşmiş ülkelerini bir araya getirmiş ve bu amaçla belli örgütler kurulmuş. Gelişmiş ülkeler olarak adlandıran ilk öncelikle Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve ABD G6'yı kurmuşlar. Sonra 1976 yılında bu gelişmiş ülkelere Kanada'yı da eklemişler. Son olarak da G8 olarak isim değişikliğine uğramış çünkü Rusya'yı eklemişler. Fakat daha sonrasında Rusya'nınla yaşanan siyasi anlaşmazlıklar, özellikle Rusya'nın Kırım işgali, çok yakın bir tarihte 2014 yılındaki Kırım işgali sebebiyle Rusya'nın üyeliğini askıya almışlar ve G7 olarak yeniden toplanmaya, yani gelişmiş gelişen G7 ülke olarak toplanmaya devam etmişler. Büyük sanayileşmiş, ekonomik olarak güç arz eden ülkeler aslında G20'nin temelini oluşturuyor. Bu 7 ülkenin dışında, hatta Rusya'yı da sayarak 8 ülkenin dışında diğer ülkelerin eklenmesiyle beraber G20 oluşum göstermiş diyeceğiz. Evet, G20 platformunda 19 tane ülke var ve Avrupa Birliği üye. Yani Avrupa Birliği de üye olarak bu örgüte yer alıyor. G20 platformuna katılıyor. Almanya, Arjantin, Avrupa Birliği, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye bu platforma üye ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu platform dediğimiz gibi öncelikle G6 ile sonra G7, sonra G8 derken en son olarak da G20 olarak yer aldı. G6, G7, daha doğrusu G7 hala kendi aralarında toplanmaya devam etmekte. Ama G20 dediğimizde diğer bu G7 içinde yer alan ülkelerin dışındaki ülkelerde katılım gösteriyor diyebiliriz. Amacı ne? Küresel ekonomide gelişen piyasa ekonomilerini daha fazla temsil edilir hale gelmesi niye amaçlıyor? Mali istikrarı sağlıyor. Tartışma ve fikir alışverişinde bulunuyor. Tamamen ekonomik amaçla oluşturulmuş. Ekonomik olarak daha nasıl iyi duruma gelebiliriz? Gelişiyoruz, gelişmekteyiz ama daha nasıl iyi duruma gelebiliriz amaçlı oluşturulmuş bir platform. Belli oranlarda da sürekli olarak toplanıp maya devam ediyor. Gelişme kat ettiğinden her ülkeyi de bu platforma alma gibi bir durumları oluyor. Bundan da bahsedelim. Evet, 20. dakikayı doldurmaya yakın kaldı. Avrupa Birliği'nden bahsedeceğiz. Çok önemli bir örgüt bizim için ve dünya için. Önemli bir örgüt taşıyor. Ekonomik olarak büyük önem arz eden bir örgüt. Haritası da var. Gördüğünüz gibi nerelerde, hangi örgütlerin içinde yer aldığından bahsediyor. Lejant kısmında bizim aday ülkeler olarak gösterilmiş. Gördüğünüz gibi rengimizi. Biz henüz aday değiliz. Onun dışında yeşilli olan alanlar aday olan ülkeler olarak yer almış. Tabi bu harita güncel bir harita değil. Bunda değişiklikler oldu. Onu da zaten size göstereceğiz. Avrupa Birliği bizim ülkemiz için bir uzayan bir durum haline geldi. Çok eski dönemden beri Avrupa Birliği içinde yer almaya çalıştık. Ekonomik olarak önem arz eden bölgesel bir örgüt olmasına rağmen dünyanın en önemli ekonomilerine sahip ülkelerin bu örgüt içinde yer alması bazen ekonomik küresel örgüt olarak da karşımıza çıkmasına sebep oluyor aslında. Birçok örgüt üye var bu ülke içinde. Son dönemde de çatırdama gösteren bir birlik olarak karşımıza çıkıyor. Başlangıçta kömür birliği olarak kurulan bir örgüt, zamanla sanayileşen büyük ülkeleriyle beraber çok büyük bir ekonomik çapta gelişme gösteren bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa kıtasında yer alan birçok ülkenin bu örgüte girip kalkınma seviyesini arttırma gibi bir planı vardı geçmiş tarihe kadar ki olan dönemde. Bir sonraki dersimizde Avrupa Birliği ve diğer örgütleri detaylı olarak işleyeceğiz. Bu dersimizde yine işleyebildiğimiz kadar örgütleri işledik. Bu örgütlerle ilgili olarak mümkünse not alın. Aldığınız notları test çözerken mümkün olduğunca yararlanarak çözmeye çalışın. Çözemediğiniz sorularda bize başvurun diyoruz. Evet, dersi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ders kaydımızda Avrupa Birliği ve diğer örgütleri detaylı bir şekilde sizlere aktaracağız diyoruz. Görüşmek üzere.